Hedefimiz... Dur bir saniye. Aşk Çeşmesi'ne, İsmail Merdivenleri'ne, Villa Burger'e gitmek, dondurma yemek, tiramisu yemek, makarna yemek ve İtalya'nın gerektirdiği her şeyi yapmak. Pizza. Yarınımız da var. Ondan sonra ilk gün Semih İspanya'ya devam edecek, Malaga'ya, ben İstanbul'a döneceğim. Ve bu muhteşem seyahatimiz sonlanacak. Zirvede bırakın. Bir sonraki seyahatimiz bakalım nereye olacak. Aşk Çeşmesi her zamanki gibi tam kadro, full. Zamanki gibi dolu. Burası restorasyona girmişti biz buraya gelmeden bir iki ay önce. Şu an bitmiş. O yüzden rahat rahat görebiliyoruz. Şimdi bir yere oturduk ve ben soslu parmesanlı makarna söyledim. Semih de margarita söyledi. Bundan sonra tiramisu yemeği planlıyoruz. Ondan sonra da dondurma yemeği planlıyoruz. Yerimiz. Bu Pompi İtalya'nın en meşhur tiramisucularından. Ve biz de burada tiramisu yiyeceğiz. Dondurması da meşhur buranın bayağı. Tiramisu çeşitleri var. Bir sürü tiramisu çeşitleri. Artı dondurma çeşitleri var. Ve fiyatları çok uygun, yani 4 euro, 3 euro. Mutlaka deneyim. Sonunda Pompi'ye ulaştım. Hayallerimin tiramisu. Borgese.
Birazdan bir gölü var buranın, oraya yürüyeceğiz. Harika bir park. Şu an Giardino del Lago'dayız, Villa Borghese içinde. Bu arkadaşlar ne kuşu bilmiyorum. Ördek. Ördek değil mi? Ördeklerimiz ve heykelimizle beraber. Ördek ve martı sanırım size. Çok güzeller ama. Burada da fotoğraf çekimi yapan bir çiftimiz var. Şu an Colosseo'ya yürüyoruz. Daha önce buradan hiç giriş yapmadık. Çok güzel bir park bulduk tesadüfen. Onun içinden böyle ihtişamlı bir yolla içeri ilerliyoruz. Etraf çayır, çimen, ağaç. Karşımda şimdi Colosseo'ya geldik. Giolitti'ye geldik. Burası da Pompi gibi çok tanınmış güzel bir dondurmacı. Bayağı da ilgi görür. Kahvesi falan da çok güzeldir. Dondurmayı da buradan alıyoruz ve kuyruğu görüyorsunuz çünkü rengi bayağı meşhur. Pastificio ya da Pastificio nasıl okuyorlarsa, burası da 1918'den beri açmış ve en eski makarnacılardan biriymiş. Çeşit çeşit makarnaları var. Makarnanın paketleri 6 euro gibi gayet cüzi bir rakam. 4 euroya da böyle take away alıp yiyebiliyorsunuz ve gayet güzel bence porsiyonda, kocaman. Gelirseniz buraya uğrayabilirsiniz. Buranın tam yanında zaten ileride sağda şey var, Pompi var. Pompi'de de tiramisu yiyip ileride solda da bence de dondurmanızı yerseniz İtalya seyahatinizi tamamlamış olursunuz.